Sorularda bir sıra henüz bulunmanın değerli tatlınızı gerek. Geçen hafta saygıda hocamız Anadolu Başarılar 3. sözden başlamıştık. Bu hafta 3. sözden devam edeceğiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3. sözle ilgili sorularımıza başlayacağız. 3. sözün başındaki ayette ya İyyâke na'budu ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz buyuruluyor. Halbuki ibadet müminlerin mükellef olduğu bir vazife. Acaba bu ayette niçin ey insanlar tabiri kullanılmış? Şimdi insan, tabi ayette insan şeyi var. Yani, ey insanlar Rabbinizi ibadet ediniz. Değil mi? Ya yerine su budu. Rabbim. Rabbinizi ibadet ediniz. Dolayısıyla burada bir tembih var yani. Rabbe ibadet edileceğini. İnsanın icabıdır bu yani. İnsanın icabıdır. İşte bunu başka yerde şöyle açıklıyor. İnsanın diyor fıtratında, yaratılışında cemale karşı muhabbet vardır diyor. Değil mi? Evet. Emir olsun olmasın. İnsan bir güzel manzara gördü, hoşuna gidiyor. Kemale karşı meftuniyet vardır diyor. Değil mi? Mükemmel bir şey, mükemmelliğe karşı insanda hayran olma duygusu vardır. Ben sık sık söylüyorum işte, İstanbul'da Süleymaniye'ye ne zaman gitsek bir sürü turist. Bunlar Hristiyan ama Süleymaniye'nin kemali cebetmiş onları. Değil mi? Kemali meftuniyetten hayran oluyorlar o Hacı Kayser'e. Kemali meftuniyet ki insan yaratılışında var. Süleymaniye'nin kubbesine hayran olan bir adamın gök kubbeye de hayran olması lazım. Süleyman'ın kubbesine benzemez. Cemal'e karşı güzel bir manzarayı seven bir insan, o manzarayı yaratanı sevmesi lazım. Değil mi? Manzara, böyle, o şekli efendim, kim tasvir etmişse senin de hoşuna gidiyor. Değil mi? O boyayı kim vurmuş da sen de ondan hoşlanıyorsun. Değil mi? Şimdi Cemal'e karşı nimetler de Cemal'e giriyor. Değil mi? Nimetleri kim yaratmış da ondan biz memnun oluyoruz. Bir de ihsana karşı prestij diyor. İhsana karşı prestij. Peşin nimetler buraya daha çok gelebilir. İhsana karşı o da insan yaratılışında var. Hani bir hadis-i şerif var ya, el insan abidi ihsan. İnsan ihsanın kuludur. Yani birisi size bir iyilik etti mi, ona teşekkür edersiniz. 3-5 iyilik etti mi teşekkür yetmez. Daha başka ne yapmak lazım? Ona birkaç sefer edersiniz işte. Ziyaret edersiniz bayramlarda işte, neyse elinize bir şey geliyorsa hediye götürürsünüz falan. Yani ihsanın karşısında insan şükür, mükellefiyeti duyuyor. Bu yaratılışınıza var. Onun için orada insan tabii, insan yaratılışı Rabbe, kendi terbiye edene ibadeti emrediyor demek oluyor. Şimdi bize birisi bir ihsanda bulunmuş. Mesela ne yapmış diyelim? Bazı bir çift ayakkabı almış. Değil mi? Bizim bu teşekkür gerektiriyoruz. Peki ayağı yapana ne yapmak lazım? Belli bir gözlük hediye etmiş. Değil mi? Peki gözü yapana ne yapmak lazım? Şimdi böyle baktık mı, yani gözü görecek şekilde Allah terbiye etmişse, kulağı işleyecek şekilde terbiye etmişse, ayağı yürüyecek şekilde terbiye etmişse, ilahir, mideyi hazmedecek şekilde bir insanda o kadar terbiye çeşitleri var ki, bütün bunların tümüne vakıf olan insan, bu terbiyeye karşı teşekkür etmek istiyor. Anne baba insanı terbiye ediyor. Neyin terbiye ediyor? Gözünü kuran terbiye etmiyor. Değil mi? İnsan bazı şeyleri öğretiyor. Adam maaşlık kaydelerini öğretiyor. İlahir. Onun ilim tahsiline vesile oluyor vesaire. Buna karşı insan anne babaya hürmet mükellefi tutuyor. İlla emir olması lazım değil. Vicdan diyor ki anne babaya itaat edilir. Niye? Ben terbiyeme vesile oldular. O halde ayette geçen Rabbüküm, Rabbinize ibadet ediniz, Rabbi ibadet edilir. Esas. Onun için burada insan deniyor ayette. Mümin kafir demiyor. Hepsinin çünkü Rabbi Allah'tır. Ama o terbiyeye karşı mümin ibadetle mukabil eder. Kafir, küfür örtmek demek yani. Perdelemek demek. Küfür örtmek demek yani. Üstünü örtmek. Bütün nimetler üstünü örter. Hatta kafir çiftçiye de kafir deniyormuş. Toprağa tohum az birisini örtüyor ya, teşbih olarak yani. Küfür örtmek, perdelemek demek. Bu kadar ihsanları, bu kadar cemalleri, bu kadar kemalleri örtüyor adam. Görmezlikten geliyor. Onun için ona kafir deniyor. İşte, dolayısıyla terbiye olduğunu unuttuğu için
Bunu hatırlatmak lazım, terbiye olduğunu. Siyah-ı Nasliye, Cenab-ı Hak mümine de, kafir de, münafığa da bu terbiyeyi hatırlatıyor ki bunu yapan zata ne yapayım? İmanla, itaatle mukabil edin. Dediğim ustamız da zaten ayeti tefsir ederken bu üç gruba yapıyor, ayırıyor. Yani bu hitap diyor, bütün insanlaradır diyor. Bütün insanlaradır hitap. Ama her gruba göre diyor, farklı mana kazanır. Bu da müminlere göre diyor, kamil müminlere göre diyor. Efendim, ibadete devam eden manası vardır. Yani yolunuz sağlam mı? Burada sebat edin, devam edin. İşte orta yolunu diyelim müminlere karşı, alın müminlere karşı da efendim söyleyeyim, ibadeti daha mükemmel yani devam ibadeti şey yapmaya, artırmaya diyor, teşviktir diyor. Daha çok ibadet edin manası var. Münafıklara da imanla gelin. İhlas. İmana gelin. Tevhid ile ibadet edin. Tevhid ile ibadet edin. Tabi tevhidde ikhlas manası var yani. Allah birledi mi ancak onun rızası için ibadet eder. Yani mesela putperestler de Allah'a ibadet ediyordur ama şimdi kendilerince diyorlar biz puta tapıyoruz aslında putlara şefaatçi yapıyoruz. Biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar. Yani onlara olan emir, yani müşrikler olan emir tevhidle ibadet edin. Yani işin içine putları karıştırmayın. Allah'a iman edin, tevhid üzere olun, kurtarıp bir kenara atın, iyâken abidin, ancak Allah'a ibadet edin. Bunlar da hitap bu manaya gelebiliyor. Şimdi münafıklarda da dediğiniz gibi ihlas ibadet edin, nifak yoluna girmeyin manası var. Yani her gruba hitap eden bir veçesi var ayet-i kerimenin diyor Üstad. Evet. Yani demek ki ayeti sadece müstakil olarak değerlendirmemek gerekir. İşaret-i İzaz'da diyor ya, ayetin kendi kendine arasında münasebet olduğu gibi önceki ayette de bakan yönleri de var. Muhakkak tabii. Sonrasına bakan ziyaretleri de var. Zaten ayetin devamında ya yayınlaşıyor Rabbekim. Sonra Rabbekim'i tefsir ediyor, izah ediyor da açıyor Kur'an-ı Kerim'de diyor. Arzı size döşeyip semayı binanıza dam yapmış. Bu sefer harici nimetleri sayıyor. Önce dahili enfüsü nimeti sayıyor, enfüsü yani sizi terbiye etmiş. Gözünüzü, kulağınızı, aklınızı, hayalinizi, elinizi, ayağınızı, her şeyinizi Allah terbiye etmiş, onu ibadet etmeniz lazım. Kaldı bu terbiyeyle kalmamış iş, ayetin devamı afaki nimetlere geçiyor. Değil mi? Arzı size döşek, semayı biraz adam yapmış, size ilahir, yerden hubbatı çıkarmış size rızık olarak diye. Harici nimetlere de bak, onlara da teşekkür etmemiz lazım. Onun için bu bütün insanlara bir hitaptır. Bütün insanlar hem nefislerin terbiyesine hem kainatın onlara göre terbiyesine, onların menfaatine en uygun şekilde terbiyesine bakarak Cenab-ı Hakk'a ibadetle, şükürle mükellefler. Ama adam yapmaz bunu, o başka mesele. Hitap onun için nas diye gelmiştir. Bütün insanlara hitap vardır. Yine Rab kelimesinden 25. sözde bir ayeti üstad tefsir ederken sizin azalarınız içerisinde en kıymetli olan gözlerinizin ve kulaklarınızın maliki kimdir? Kimdir? Hangi tezgahta dükkandan satın alınız? O latif kıymetler diyor, göz ve kulağa verecek ancak Rabbinizdir. Öyleyse ibadet ona mühasır diye. Bu mana işte. Bunu üstad evet. Açmış öyle. Yani. Ayetin tefsiri bu. Rabbi kim üstad? Sizi terbiye etme deyince sizin bir şubesinde göz. Gözü üstad nazar veriyor. Diğerlerinde. Evet. Aynı bu ayetin tefsiri o ifadeler. Bir de yani hitabın bütün insanlara olmasında şu manada olabilir mi ya? İnsan o donanımla, o istatla yaratılmış. Tabii, Rabbi olmana da var işte. Evet. Ya, sizi öyle terbiye etmiş yani. Sizi öyle terbiye etmiş ki mesela, akıl vermiş size. Madem akıl vermiş, tefekkür edeceksiniz. Değil mi? Yani aklın hafıza vermiş, değil mi? Hırs edeceksiniz. Kalp vermiş, seveceksiniz. Değil mi? Korkacaksınız, iman edeceksiniz. Nasıl maddi organlarımızın terbiyesi, onların kullanış sahası var, o sahada istimalini gerektiriyorsa, göz terbiye olmuş, görmek içindir. Kulak terbiye olmuş, işitmek içindir. Akıl terbiye olmuş, tefekkür için, ilim tahsil etmek içindir. Değil mi? İnsan istidadı, kalbi terbiye olmuş, iman içindir. Yani bunlar hep birbirinin içinde şeyler. Hepsi Rabbeküm içinde. Hepsi Rabbeküm, Rabbeküm. 23. sözün 5. nüktesinde
insan dünyaya bir memur ve misafir olarak gelmesi ve ona ehemmiyetli cihazat verilmesi. Evet. O da onun için. O manada. Evet. Yani gerek meselede giden Şahat Yüzaz'a diyor ya, ey aslan, mesela ey insanlar, aslanın pençesine baktığınız vakit. Tabii. Parçalama beklenir ondan. Fıtratında o var. Evet. Yani fıtrat, az önce dersin başında ben değil mi söyledim ona? İnsan yaratılışında diyor, insana karşı muhabbet değil mi? İhsan. Cemal'e karşı muhabbet, Kemal'e karşı muhabbet, İhsan'a karşı prestij var. Yaratılışında bu var. Evet. Yaratılışın gereğini yapması lazım. İşte o aslan buna misal olur. Nasıl aslan yaratılışında parçalama varsa, onun gereğini yapıyorsa, güneşin yaratılışında ışık vermek varsa, o da onun gereğini yapıyorsa, değil mi? Evet. Havanın yaratılışında kanunuzu temizleme var, değil mi? O da onun gereğini yapıyorsa. Siz de insan olarak ibadet görevinizi yapın. Çünkü o da sizin vazifenizdir. Tabi ayeti de geçiyor ya, usta tefsir ediyorum bu ayeti de müteaddit yerlerde. Yani o insi ve cinni ibadet için yaratmış. Yaratılış gayemiz o. Bir adam diyor, bir kişiyi bir iş için tesis ettiği vakit o işin ondan yapılmasını bekler. Tabi o onu gerektirir tabi. Evet. Yani. Şimdi adamı falan fakültede okutuyorsun değil mi? Tıp fakültesinde okutuyorsun, ihtisasını yaptırıyorsun. Değil mi? Cerrahi bölümünde işi bitiyor. Bu ameliyat yap, ben yapmam diyemez değil mi? O teçhizat, bu ameliyatı gerektiriyor. Evet. Şöyle bir sorumuz olacak. Risalelerde değişik olanlarda ya da değişik mukayeselerde değişik rakamlarda ifade eden işin üçüncü sözde şöyle geçiyor. Sağ yolda gidenlerin onda dokuzu kurtuluyor. Onda bir zarar ihtimali var. Sol yolun yolcusunda ise onda bir kurtulma ihtimali var. Bu ihtimalleri nasıl anlamalıyız? Tabi sağ yolun yolcusu dediğim halim, yani iman, amel-i salih, takva yolunda giden kimse, yani İslam'a uyan kimse daha doğrusu, daha kısacası. Sol yol dediği de küfür, isyan, dalilet yolunda giden kimse. Şimdi onda dokuz veya bazen yüzde 90 gibi o da aynı kapıya çıkıyor. O ihtimaller hak ve reca meselesi var İslam'da. Yani korku ümit arasında yaşamak. Yani insan ne kadar amel-i salih işlese yine cennetinden emin olmayacak yani. Bunu şöyle ifade ediyoruz. Yani bakın rahmetin ümit kesmek yeyi soruyor. Bir de gazabına emin olmak da ucu konuyor. İkisi de dinimize yasaklanmış. Yani ne Allah'ın azabından emin olacak insan, ne kadar amel işlerse işlesin, ne de rahmetin ümit kesecek, ne kadar günah işlerse işlesin. Yani şimdi tövbe kapısı açık çünkü. O bakımda insan bu ikisi arasında yaşayacak. Buna kalp ve reca arasında yaşamak deniyor. Onda dokuz ihtimal zannediyor bunun için söylemiş yani. Bir insan işte ne kadar sağ yolda giderse gitsin, %100 ben cennet ehliyim, dünyanın kazanacağı diyemez yani. Çünkü bilemez yani. Son nefes çekinceye kadar insan Allah muhafaza, şeytan uyabilir, nefsin uyabilir. Alim tanrılara tabi tutabilir. Musibetler gibi, hastalıklar gibi. Sabırsızlık gösterebilir, kaderle isyan edebilir. Yani sonunda ne olacağı belli değil insan. Onun için son anımıza kadar insan kendine emin olamayız. Onun için onda dokuz diyor. Yani ki adam dediğim gibi sağlam yolda gider de ölmeden önce sapıtabilir yani. Yoldan çıkabilir. Diğeri de tam tersi. İnsan kötü yolda gidebilir. O da yani hükmeksere göre verilir. Bu da eksere göre. Nasıl yaşıyorsanız görüyorsunuz. Hadis-i şerif var ya. Buna göre inşallah iman yolunda giden büyük ihtimalle iman verir inşallah. Kötü yolda giden de imansız ölme ihtimali kuvvetli. Fakat onda tövbe etme ihtimali var. Onda bir dediği tövbedir yani. Olur ki insan çok yanlış yolda gidebilir de ölmeden evvel tövbe edebilir, pişman olabilir yaptıklarına ve o yoldan şey yapabilir, rücu edebilir. O zaman yani kötü yolda giden adam %100 cehenneme gider diyemeyiz, iyi yolda giden de %100 cennete gider diyemeyiz. Birinde yoldan çıkma, birinde de tövbe etme ihtimalleri var. Yani bu ihtimalleri gözeterek havf ve reca arasında yaşamak gerekiyor. Bu ihtimaller bunu gösteriyor yani. Geçen haftaki programımızda da
Bir sorumuz vardı ya, bu insanların umuruna bir ibadet kitabı var. İşaret-i bir şey naklettiniz. Evet. Yani ortadaki müminler için ibadetin artılmasına emredildi. Devam edin. Demek ki yani insan ibadetine itimat etmeyecek. Etmeyecek tabii. Daim artılmasına gayret gösterecek. Muhakkak. Şimdi hani dünya işleri de böyle. Evet. Tabii ne kadar para kazansa bakıyorsun bir musibet geliyor, bir kriz geliyor, iflasını da biliyor. Evet. Hani burada zengin yaşa zengin ölecek diye bir kaydı yok. Fakir yaşa da fakir ölecek diye bir kaydı yok. Bakıyorsun sonunda bir iş tutabiliyor. Birdenbire adam tabiriyle yıldızı parlayabiliyor yani. Onun için yani hiçbir şeyden sonuna kadar emin olamayız. Bütün hayır Allah'ın elinde. Biz sebeplere teşebbüs ediyoruz fakat netice %100 diyemiyoruz değil mi? Tohum ekiyoruz ama %100 efendim söyleyeyim mahşer alacağız diyemiyoruz. Bakıyorsun bir dolu oluyor. Aslında yani, zamanı hepsini alıp götürüyoruz değil mi? Yani onun için hiçbir şeyden %100 emin olmak dünyada mümkün değil. İmanımızda da öyle yani. Akıbetimizden de öyle. Tabii akıbetten korkmak büyük zatların da şiarı yani. Öyle yani. Yolculuk devam ediyor. Ölene kadar, son nefese kadar yolculuk devam ediyor. Yani, Salimen Üstad'ın ifadesiyle sahili selamete ulaşıncaya kadar yani her an korkabiliriz yani. Gene her an batabilir. O bir de bu işin şu yönü de var. Yani bunlar insana manen de derece kazandırıyor. Yani işte Kavfullah'ın ayrı bir şey var. Allah'tan korkmanın, buna akıbetten korkmanın insanın ayrı bir önemi var yani. Aynı zamanda bir ibadet oluyor yani, değil mi? Tabii kalp için bir terakki vesilesi oluyor. İnsan ruhu, işte gece gündüz gibi. Yani gündüzden bitki ayrı feyiz alıyor, geceden ayrı feyiz alıyor. Aynı şekilde insan da muhabbetten ayrı feyiz alıyor, nakafetten ayrı feyiz alıyor. İşte takvadan ayrı derece alıyor, amel-i salihten ayrı derece alıyor. Böyle bunlar ömür boyu devam ediyor yani. Bir de şimdi bu yönü var yani, manevi terakki yönü de var. Kastamonu'da Üstad Hazretleri Sadrali'ye yazmış olduğu mektupta bunları ifade ediyor. Nasıl? Yani en ve yesin vartısını düşünmek için kabz ve bast adetleri celal ve cemal tezellisinden intibah ehline diyor. Gelir, medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur diyor. İşte kabz, durgunluk hali diyelim. Yani kabz, bastı açılma. Hani manevi seyir seyahatte de böyle oluyor. Bazen bir insan şey yapabiliyor yani. Bazı şey ifade edemeyebiliyor. İçine kapanık bir hale düşebiliyor. Bazen de açılıyor. Çok rahat konuşuyor, çok rahat anlatıyor. Şeyin şakır diyelim bir manada. Kavs hali donukluk diyebiliriz yani Türkçesi. Tam Türkçesi yok da donukluk, sönüklük gibi bir hal. Basta, o celal tecellisi oluyor, diğeri de cemal tecellisi işte. Biri gece, diğeri gündüz gibi. Onun ayrı feyiz alınıyor, diğerine ayrı feyiz alınıyor. Evet. Yine üçüncü sözde bir ifade, her iki yol diyor, kısa ve uzunlukta bir yerdir net. Bunu nasıl anlayacağız? Sağ yol soruyor. Evet. O ömür zannediyorum yani. Ömür. Evet. Yani insan sağ yolda da gitse, sol yolda da gitse, ömrün sağ ömrün belli yani. Fakat neticede çok farklı tabii. Değişik ifadeler de gerek gün için, yani 24 saat denilmesi ya da diyelim 8. sözde kuyu için müddet ömür denilmesi. Evet. Aynı mı? Aynı. Hepsinin diye aynı. Ömür aynı, kısa uzunluk dediği ömür. Yine 3. sözden sağ yolun yolcusu kimseden minnet almayarak huzur ve rahat kalp ile gider deniliyor. Ancak uygulamada baktığımız vakit pek de öyle görünemeyebiliyor yine. Ehl-i iman, ehl-i hidayet bazen minnet altında gibi görülebiliyor. Bu nasıl izah edilir? Aynı mesele sol yolun yolcusu için de geçerlidir. Belki o daha pervasız yaşayabiliyor yani zahiren. Kimseden derken yani insanlar demek değil mi? Yani. Sadece insanlara münhasır değil. İnsanlar da var işin içinde ama kimseden dediği yani bu temsilen, misal. Yani diyelim işte
tesir, sebeplere tesir vermek. Mesela kimse mesela bulut gelecek, yağmur yağacak. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın elbiyeli olacak. Yani, bu kendi kendine gelmiyor, kendi kendine inmiyor, değil mi? Yani, o da şimdi yani, buluta minnettar olmak gibi bir mükellefiyeti yok mu? Değil mi? Onu sebep biliyor, o sebep eliyle yağmur bize geliyor. Tarlayı sebep biliyor, onun eliyle bulut bize geliyor. Onu Cenab-ı Hak bilirse vermeyebiliyor da, değil mi? Yağmur bulut geliyor, aşağı inmeyebiliyor da. Yani, kimse değil mi? Kainattan korkmak. Fırsat birden tahmine verir, kalp bir abi diyor. Yani kalbin nurlanmış bir abi. Çocuğa bomba patlatsa, ihtimal değil onu korkutmaz. Dedi ya, bu mana yani. Kimse de diyor, kainattan korkmuyor. Çünkü kainatta her şey Allah'ın mülküdür, onun memlüküdür, onun eseridir. Bu emri onu emretmezse, efendim, ne bir yıldız kölemize çarpar, ne bir mikrop efendim, ciğerimize yapışır. Yani, dolayısıyla her şey Cenab-ı Hakk'ın emrinde, kimseye minnet almamak, ben böyle anlıyorum yani. Mahlukata fazla güvenmek, mahlukata fazla minnettar olmamak, onlara sebep bilmek, bir değil hayır yani, Türkçesi bu. Daha kısacası daha doğrusu. Bütün hayır Allah'ın elindedir. Dedin mi o zaman? Mesela bir insan padişahın bir kıymetli hediyesini usta diyor muyum, miskin bir adam bize getirse, alsa, ona minnet etmeyiz yani. Deriz ki padişahın hediyesini bize getirdi, ona aşırı minnettar olma. Ama hediyeyi o adam veriyor zannetsin, o zaman ona minnettar olur. İşte sebepler bu manada diyor. Ağaç Allah'ın askeridir, meyveleri kendi vermiyor. O veriyor bilse insan, tabiat perestleri gibi, o zaman ağaca minnettar olur. Minnet manası bu manada yani. Sebeplere tesir vermek, bütün hayrı Allah'tan bilmek. İnsanlar için bu geçerlidir. Ve nasıl ışığa güneş sebep oluyor. O sebeple, o vesileyle ışık bize ulaşıyor. İşte yağmura diyelim, işte bulut vesile oluyor, buharlaşma vesile oluyor, rüzgar vesile oluyor. Aynı şekilde insanlar elle bize gelen hayırlardı da o insanlar vesile oluyorlar. Onlar değeri bilmek yani. Bu adam olmasa bu hayvana gelmez diyemeyiz yani. Ama şu var, insanların diğer sebeplerden tek farkı cüz iradeleri var, vermeyebilirler o kadar. Yani vermemek ellerinde. Verdiklerinde bütün nimeti onlar veriyor bilemeyiz. Ona sebeptirler. Cenab-ı Hakk'ın ihsanını, nimetini bize ulaştıran bir vesiledirler bilip, vesileliğinden öte bir değer vermemek lazım. Hatta bunu bu şekilde hareket edenleri ulema şirk-i hafî ile tehdit ediyor. Yani gizli şirke girmek. Şirk-i hafî, gizli şirk. Yani riyakarlık daha çok ona örnek veriliyor. Yani başkalarının görsün diye iş yapmak. Allah rızası yerine başkasının gösterişine, görmesine, tebrikine, alkışına emniyet vermek şirk-i hafî oluyor. Bu böyle olduğu gibi nimetlerde de Allah'a şükretmek yerine İnsanlar aşırı derecede minnettar olmak, bu da şirk-i hafiye giriyor. Yani sebeplere çok ehemmiyet ediyor. Bu da minnettar olmamayı ben öyle anlıyorum yani. Evet. Bir de imanın bir hassası izzettir. Ki ayetleri var ya, Mustafa bunu mektubatla anlatırken, İslamiyet mahsa tevhid dinidir. Vasıtalara kıymet vermez. Bunu birbirinizi diyor, Allah'tan başka rab edinmeyin. Ya da Allah'a alt olan başkasına alt olmaz manasında. O cihette de yani insanlara da fazla şey yapmamak. Tabii, o da sebepte yani. Evet. Ya insan elde bize gelen nimete bakın, insanın oradaki hissesi cüzdan ödesini hayra sarf etmesidir, o kadar. Hayr-ı beşeri, minallaha ta'ala, değil mi? İman rükünü. Hayrı Allah yaratıyor. Adam bize ne veriyor nihayetinde? Yani para veriyor, değil mi? Biz parayla beslemiyoruz ki, nimetle besleniyoruz. O parayla aldığımız nimetler Allah gönderiyor. Değil mi? Baharı yaratıyor, ağacı, meyve fabrikası haline, toprağı, sebze fabrikası haline, o getiriyor. Değil mi? Yani yağmuru indiriyor, güneşi uyandırıyor. Bütün kainat çalışıyor da o nimetler oluyor. Yani bizim o nimeti almamızda para bir tedavi vasıtası. Değil mi? Yani adam, işte o nimetlerin gerçek ücreti verdiğimiz para değil o. Zaten anlatıyor bizim sözler. Zaten bütün dünyaya verirsek, bir nar tanesi bir narı yiyemezdik diyor. Yani, onun için o verdiğimiz para, o nimetlere insanların harcadığı emeğin karşılığıdır.
Burada işte tarla sahibinin yaptığı bir emekten tut, yol nakli ücretlerinden, toptancı hissesinden, perakende hissesinden, dükkanın şeyine, yakın şeyine, elektriğine kadar orada hissesi var orada. Hepsi toplanıyor, öyle bir şeyin fiyatı oluyor. Yoksa o nimetin gerçek fiyatı, o verdiğiniz para değil. Nimet doğrudan Allah'tan geliyor. İnsanlar emeklerin karşılığını bizden istiyorlar. Bu karşılığı vermeye de para vesile oluyor. Önce bize, efendim para veren bir zengin, bu nimetin gerçek sahibi değil. Gerçek sahibi değil. Ama vermeyebilir, o başka mesele. Vermeyebilir. İşte o da onun imtihanı oluyor yani. O da onun imtihanı oluyor. Yine aynı konuyla ilgili münazaratta Rabıta iman ile Sultan-ı Kainat'a at olan başkasının minneti altına girmeye tezellüt etmez. Tabii. O da iman tabi. İman bir intisaptır diyor. O manada değil mi? Rabıta iman ile dediği şey intisap. Ve Allah'ın kuluyum dediği mi Allah'a intisap etmiş olur. Allah'ın kulu olan onun mahlukuna zillet göstermedi. Bilir ki bütün insanlar da Allah'ın kulturlar. Bizim sebepler Allah'ın mahluk olurlar. Mahluka o kadar değer verir. Yani haddinden fazla değer vermez. Mahluktan da o kadar çekinilir. Haddinden fazla çekinilmez. Esas olan tabi Rab'ta imanla o iman izzetini kazanan kimse ne kuyruk hızdan korkar, söylediği gibi ne zerzeden korkar. Efendim, ne çimçekten korkar, ne insanlardan korkar. Hepsi sebeptirler. Bu sebepler dünyasında yaşadığımız için, bir nimete kavuşmak için gerekli sebepleri teşebbüs eder. Bunun yoluna girer, tam vazifesini yapar. İşte ifade ettiği gibi vazifeni yap, vazifeyle karışma. Ondan sonra netice yaratmak da Cenab-ı Hakk'a gittir. O insanın gönlüne şefkat, rahmet salıp bize yardım etmesine İmkan vermek de yine Cenab-ı Hakk'a aittir. Kaptan onun tasarrufunda. Evet. Öyle bir nimette fayda var. Ehli dünyanın ehli sıfatını zahiren, böyle minnetsiz, gururlu vaziyetleri nasıl değerlendireceğiz? Nasıl? Sorunun ikinci şıkkında olan. Nasıl? Yani ehli iman kimseden minnet almaz. Hı. Yani bu uygulamada öyle görünmediği gibi diyor soruda. Ehli dalalet, ehli küfür, ehli dünyada zahiren böyle minnetsiz bir hayat yaşıyor gibi. Şimdi o Üstad diyor, gaflet hissi iftar eder diyor. Yani düşünmeden yaşamak bayır mesela. Evet. Yani bütün kainat bize hizmet ediyor. Mümin bunu düşünür ve isteklerini kainatın sahibinden ister. Evet. Diyor ki kainat ona hizmet ediyormuş, adam bunun hiç farkında değil. Ülfet ile güneş doğdu, işe gitti, güneş battı, eve geldi. Efendim, gece oldu, uykusunu aldı, sabahleyin kalktığını önünü yaptı ve sanki mecburmuş kainat ona hizmet etmeye ilgili. Hiç bunu düşünmeden yaşıyor adam. Yani bir ömür boyu bunu düşünmeden yaşayabilir insan. Bütün meselesi insanlarla olur. Yani faydalı insandan geliyor, zararlı insandan geliyor. Kainat zaten mecbur ona sanki hizmet etmeye ilgili. Bu büyük bir gaflet yani. Şunu anlıyor mu? Yani zahiren gurur ya da kibirler 23. sözün bir şartında geldi. Azı gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tekebbürün ile. O ayrı. Yani hakikatte o gururun altında bir az mı var yani? O ayrı tabii. O da ayrı bir konu. Yani kibirlenmenin kaynağı, işte küçüklük yani. İnsan küçükse büyüklenmek ister. O ayrı biraz da farklı, az farklı. Yani insan büyükleniyorsa onun küçüklüğünü gösterir. Büyük adam zaten büyüklenmez, büyüktür zaten. Büyük adam büyüktür, küçük adam büyüklenir. Yani bu o psikolojik bir şey. Kendini öyle tatmin etmeye çalışıyorsun. Hayır. Yine geçen hafta konuşmuştuk ama burada da yine bir sual gelmiş. İmanın emniyete tahammül edilmesi. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin ve dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cehaletin, korkaklığın dahi menbaı dalalettir. Cümlelerini açabilir miyiz? Zira iman sahibi olup da cesur ve emniyeti tahammülü içinde olmayan çok insanlar var diye. Tabi burada cesareti, dünyevi işleri kazanmakta, kendine güvenmek, atılgan olmak falan diye anlarsak, bu mana inanmayanlarda da var. Yani, evet. Adam bir ticarete cesaretle girebiliyor.
Veya işte malını korumak için ölümü göz alabiliyoruz değil mi? Cesaret, insanların elinden efendim söyleyeyim diyelim, zarara gelmemesi için kendisine yahut elinde olan bir şey insana kaptırmamak için insan cesaretle ne yapabiliyor? Kendini müdafaa edebiliyor, karşıya mücadele edebiliyor. Bu cesaret ayrı mesele. Ona da o duygu verilmiş. İnanmayan herkese vardır bu. Kıbeye kadar bir herkese vardır bu. Buradaki cesaret yani insanı, sadece insana karşı cesaret değil yani. Mesela en büyük olay karşısında ölüm olayı. Şimdi adam rakibine karşı ne kadar cesur olursa olsun ölüm dedi mi rengi kaçıyor. Düşünmemek istiyor ölüm. Yani bunu çok yakinen müşahede ediyoruz yani birçok insanlarda. Önünden bahsettim mi diyorum, mevzu değiştirelim. Hatta hastalık konuştuğunu rahatsız oluyor. Yani batıda birisine derdini açamazsın yani. Derdini açtın mı diyor, benim rahatsız etmeye hakkım yok. Git doktora diyor mesela. Ben niye huzursuz ediyorsun diyor. Yani ölümü hatırlamak, hastalığı hatırlamak bile istemiyor adam. Ve oradaki korku, ölümden korku. Musibetten, hastalıktan korku değil mi? Şimdi o korkunun illa kaynağı imandır. İzalenin kaynağı illa imandır yani. Değil mi? Ölümü kavga ahiret cennete açılan bir kapı. Ve ümit isminin tecellisi. Efendim, berzah alemini dünyadan cennete geçiş safhası bilen bir mümin ölümden ne yapmaz? Öteki adamlara korkmaz. Yine insanda tabi bir korku hissi var. Ne de olmasa az çok korkar da hani o kadar korkmaz. O kadar korkmaz. Buradaki korkudan zannediyorum kastı da yani kainattaki olaylardan korkmaz, ölüm olayından korkmaz, işte hastalıktan, musibetlerden vesaire. Bunun illa kaynağı imandır yani. Tek adam bunu görmezlikten gelebilir, sefahatle girebilir, efendim söyleyeyim, aklını ustanı iyi uyutabilir. Onu korkmaz zannederiz ama aslında o korkun tam içinde yani. Kendini unutmak istiyor. Peki, dünya bir cesaret ayrı mesele. Dünya rakiplerini korkmamak ayrı mesele. Evet. Onun imanla alakası yok yani. Dediğim gibi, kuvveye kadar bir yer vermiş yani o insana. Bunu kuvveye kadar bir yer, malum gazap duruyor bizim insanlara. Bir de kuvveye şehriye var. Bunların manası şu yani, kuvveye şehriye menfaati cep duygusu. Mesela piyasadaki şehvet manası değil. İşte arzu manasına. İnsan mal kazanmak istediğini bu kuvve-i şehriyeye geçtir. Makam kazanmak istediğini bu kuvve-i şehriyeye geçtir. Yani kuvve-i şehriye menfaati cep duygusu. Kuvve-i galibi de mazaratı def, yani zararları def etme duygusu. Bu her insana verilmiş bu. Her insana verilmiş. Adam zararları def için bunun yerini kullanabilir, mümin olsun, kafir olsun. Bu ayrı meseledir ama asıl kainattaki olaylardan korkmamak, ölümden korkmamak, illa iman olacak. Yine bununla ilgili bir önceki sorumuza da geçti gelsin de, 7. sözde nasıl diyor, emni küm feyküne malik, bir sultan zihana, az tezkeresiyle intisar eden bir zatın kibarını sorabilir. Zira en büyük musibet karşısında ifade ettiğiniz gibi ölüme karşı inna billah ve inna billahi kuracığını diyebiliyor yine. Ondan girdik. Onun için yaratıldık, ibadet için yaratıldık, onun rızası için yaratıldık, onlar rica edeceğiz. İşin sonunu bildiği var, Usat ölüme terhis tezkeresi diyor yani. Hatta bunun yani, ölümü bu şekilde gören büyük şartlar olmuş yani. Yani ölüm istememişler, daha çok amel işlemek için. Ölümü sevmişler, bir an evvel sevdiklerine kavuşmak için. Yani kabul ötesi buradan çok daha güzel, bunu bizzat yaşamak bütün büyük şartlar. Mevlana'nın şey ve arzu bunun bir simgesi olmuş yani. Sevgiliye kavuşma mı? Sevgiliye kavuşma. Dedim öyle. Yapmışım. Şöyle bir sorumuz olacak. Üçüncü sözün sonunda insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükümlenir. Bu cümleyi izah istemiyor. Bir de zahiren yani insan için gerek Kur'an'da, hadiste, risalelerde eşref-i mahlukat, halife-i zemin, kainatın sultanı gibi ibadelerle bu zahiren böyle münafi gibi görünüyor. Bunun arasında nasıl bir muvaffakat ya da münasebet vardır?
Sermeti sükunde yani kendi malı olan sermayesi. Değil mi? Şimdi kendinde var ki mesela diyelim iki türlü sermaye olur mesela. Birisi işte bir zenginin kendi sermayesi vardır. Değil mi? Bir de var ki adam şey yapar, yine aynı zengin bir bayilik açar. Orada milyonlarca liralık mal koyar. Bir de oraya bir adam koyar, buraya çalıştırdı. İşte sana şu kadar ücret. Değil mi? Şimdi o adamın sermesi iş hükmündedir yani. Kaç tane maaş alıyorsa o kadardır yani. Yani diğer bütün sermaye onun değil yani. Onun değil yani. Ama onlarla iş görüyor, hayır mesela. Şimdi bizim sermayemiz deyince, hani mesela vücudumuza bakalım, neyimiz bizim yani? Mesela iş hükmünde mi demek yani? Gözümüz bizim. Niye bizim yani? Ya yaptık mı yok, satın aldık mı yok, miras mı kaldı yok, demek göz bizim değil. Yolda bulmadın mı? Yolda bulduk mu değil. Yani. Demek ki hiç yükümüz bu demek. Yoksa göz önemsiz demek değil. Yani gözün bize bakan ciheti emanet bize verilmiş, o cihette hiç yükümde değil. Emanet noktasında işte. Bu adama dükkan emanet edilmiş, böyle çalıştır gibi değil mi? Şimdi bu bütün organlarımız bizim her birisi cihan değerinde. Yani biz buna hakiki maliki değiliz. Bunlar da sermayemiz hiç yükümde. Bunlar bir de işte çalışması için her birisi bir tezgah. Gerekli ham madde lazım. Gözün çalışması için güneş lazım, ışık lazım. Bu da bizim değil. O da hiç hükmündeyiz. Değil mi? Nefes almamız için işte hava unsuru lazım, atmosfer lazım. O da bizim değil. O da hiç hükmündeyiz. Ne vücudumuzdaki organlarda, ne kainatta bize hizmet eden mahlukatta bizim sermayemiz hiç hükmünde. Bakalım zaten. Hiçbir biz yapmamışız, biz satın almamışız ilahir. Bu manada. Ama onlar da tasarrufta bize bir cüz-i irade verilmiş. Cüz-i irade. Yani göz bizim değil ama gözü istediğimiz gibi kullanmamız noktasında bize bir yetki verilmiş. İmtihan sırrına binen. İster helala bakırsa helala bakarız. Ağız bizim değil, biz yapmamışız ama bize bir yetki verilmiş cüz-i iradeyle. İster doğruysa yanlış konuşuruz. Değil mi? İster Kur'an okuruz, ister gıybet ederiz. Bize bırakılmış bu. Yani sermayemiz hiç hükümde olmakla beraber, yani günahımız hiç hükümde demek değil yani. Yani bu muazzam sermaye çünkü büyük. Bu büyük sermaye yani zaten malımız değil bizim, o cihet hiç hükümdeyiz. Tabi onları kullanmak bize bırakılmış, o noktada hiç hükümde değiliz. Üstad buna fiil-i infial cihetiyle de izah getiriyor. Fiil-i infial ciheti, yani fiil-i şey bizzat yapma, infial fiili kabul etme. İşte mesela bir ayna misali veriyor. Mesela işte ayna ya da güneş tecelli ediyor. Şimdi burada ışık yoktur diyemeyiz. Ama bu ışıkta aynanın sermayesi hiç hükmündedir. Yani ayna ışığı neyi yapmıştır? Hiçbir şeysin. Ama kendini güneşe tutunca güneş yedi rengini orada tecelli etmiştir değil mi? Yani. Şimdi bu ayna bir noktada müflistir, bir noktada zengindir. Değil mi? Cam parçasıdır nihayet. O noktada sermayesi hiç hükmündedir. Kendi güneşi tutunca sermayesi hiç hükmünde değil. Veya güneşe sırt çevirince karanlıkta bırakabiliyor kendini. Değil mi? Evet. Orada tam fail oluyor yani. Bizatihi iş yapan kendisi oluyor. Karanlıkta kalmanın faili insan oluyor. Aynasını güneşe çevirmekle, ters çevirmekle. Onun için günahlarda, isyanlarda insan hakiki fail oluyor. Şimdi bir yanı da şu, bir fiil infial cihetiyle izah ediliyor o. Bir de sermaye hükmünde ama insan bu hiç hükmünde olan sermayesini günahlar daracılığı mı çok büyük yıkımlar yapabiliyor. Tarih ve şer çok kolay olduğu için. O sermaye istemiyor yani. Dostlarım çok güzel bir misali var buna. Daha doğrusu önce şu cümleyi söyleyeyim. Adem'in bir şeydir, madun bir şey illet olur. Adem'in bir şey. Madun bir şey illet olur. Yani bu adem bir şey, sermaye gerek, hiç sermayesi yok adamın. Değil mi? Hiç sermayesi yok. Bir şehri yakabilir ama. Bir bakkal dükkanı işletemez ama bir şehri yakabilir. Değil mi? Yani. Şimdi bana bir gemi misali veriyorsun. Şimdi insan, efendim söyleyeyim, geminin kendi sermayesi de %1'ini yapamaz. Değil mi? Yani motoruna sahip olamaz. İlahi her neyse. Fakat kaptansa bu adam gemide,
Vazifesini terk ettim diyor, uyuduğumu gemiyi batırabilir. Bu adam hiç yükünde bir adam, hani ne yaptı ki, uyudu, hani bir şey de yapmadı. Bu niye mesuttan demeyiz çünkü uyumakla büyük iş, büyük yıkım yapıyor. Uyanlıkla belki bir sehpa yapamıyor ama uyumakla bir gemi batırabiliyor. Onun için sevmeyin hiç yükünde olmasın, insanı sormaktan kurtarmıyor. Çünkü şer ve talip Adem nevindedir. Hiç yükünde yokluğa dayanıyor. Namaz kılmamak Adem'idir işte. Kılmamakla adam gemi batırabiliyor, değil mi? İman etmemek Adem'idir. İman etmemekle adam cehennemi kazanabiliyor, yani cehenneme layık olabiliyor, ehil olabiliyor. Yani Adem'in şeylerle büyük yıkımlar olabiliyor. Küfür başta olmak üzere. Hep Adem'e dayanıyor bunlar. Onun için sevmesi üç yükümde olan bir adam niye koca ebedi cehennemde kalsın diyemeyiz. Çünkü yaptığı işler Adem'in ve sonucu çok büyük. Bir böyle bir de arz ettiğim gibi infaz cihetiyle sermayesi büyük. Fiil cihetle az ama mülkan değil ama onu yanlış kullanabiliyor. Bir de bu cihete meseleti büyük oluyor. Demek yani hayır değil, icat cihetiyle sermayesini çünkü o işte o gün. Ama işte diyelim infaz cihetiyle halife-i zemin olabilir. Olabiliyor. Şehir cihetiyle dağdan tağından daha muzul olabilir. Dolayısıyla az ve farkının nispetinde ubudiyete yönelse elbette kainatın sultanı da olur yani. Bir münafat yok, zıtlık yani, yok. Halife arz mesela, insan arzın halifesi. Evet. Arzın halifesi olmak da sermesi yine hükmünde. Evet. Allah'ın lütfuyla bütün kainat ona hizmet ediyor. Ama insan diyelim, işte bir ufak mağazan sahibi olmak için ne kadar çalışıyor değil mi? Gayretlerinden uzun yıllar mesaiyle bir mağaza sahibi oluyor. Mağazanın efendisi oluyor ama kainatın efendisi, kainatın halifesi olması sırf Allah'ın lütfuyla bütün kainat ona hizmet edebiliyor. Bu onun kudretiyle olan bir şey değil. Lütfü ilahi, ama dediğim gibi bu lütuf terste kullanılabiliyor. O zaman da ebedi bir azabın içine verebiliyor. Yani bu soru çok soruyor yani. Ufak bir insan ne emniyeti var ki cehennem bunun için hazırlansın. Yani ufak ama yaptığı iş büyük. Zaten bir kibritle insan bir evi yakabiliyor. Bir çocuk bir kibritle bir evi yakabiliyor. 10 tane adam bir evi zor yapıyor. Bir de ayna dediniz ya, aynanın zatında kıymeti yok, yüzünü güneşe çevirdiği gibi. Yani aynada ayrı ayrı tecelliler var. Yani insan da madem kainatın en mükemmel Esma-i İlahiye aynı cihetiyle de böyle bir halife-i tabir olması diyeti de var değil mi? Yani en çok Esma insanda tecelli ediyor. Evet. Yani o bir kayıt yani. Bir mahlukun değeri, onunla tecelli eden isimlerin çokluğu, bir de tecelli derecesinin fazla olması ölçülüyor. Ne kadar çok esma tecelli etmişse o kadar değerli oluyor. Taşta sadaka bir kısmı var mesela, diyelim. Ağaçta rezzak kısmı bir derece tecelli ediyor değil mi? İşte ağaç rızıklanıyor çünkü sudan değil mi, güneşten. Rezzak kısmı da ona girince, ağacın sadece varlığı var, şey taşın, bunun hem varlığı var hem hayatı var. İki isim tecelli etti. Değil mi? Ama ağaç da görmüyor, işitmiyor mesela. Hayvan hem var, efendim söyleyeyim, hem hayatı var, hem de görüyor, işitiyor. Bak, bir de semi basir ismi girdi araya. O zaman hayvan da neden değerli oluyor? Ağaçtan. Diyor ki, bir varlıkta ne kadar çok isim tecelli edilirse, o kadar değer kazanıyor. Bir de isimden de tecelli dereceleri var. Bütün esmaya mazhar insan. İsim, bütün esmaya mazhar insan, onun için en değerli mahluk insan. Bir de esmanın tecellisinde işte, İnsana bırakılan bir cihet de var. İnsan bazı esmaya da kendisi gayretle mazhar olabiliyor. Burada insanlar arasında büyük farklılık oluyor. Her insan Halik ismine, Malik ismine, Rabb ismine, Semih ismine, Basir ismine mazhardır. Değil mi? Alim ismine de her insan mazhardır. Nasıl mazhardır? Gözümüz ilimle yapılmış. Değil mi? Göz için ne kadar ilim tahsil ediliyor. Ama bir de var ki insan ilim tahsil ediyor da ilim sinema sarılıyor. İşte, bu cihetli insanlar arasında farklılık var. İşte Üstad bunun bir risalesinde zannediyorum sözlerde olacak. Çalış diyor Esma-i İlahiye'nin nasıl diyor? Tecellisine çalış diyor diye. Masal canlı. Masal canlı var. Bütün Esma'nın şey, tecellisine bir masal canlı olmaya çalış diyor. Çalış dediğinde çalışmakla kazanılacak tecelliler var demektir. Bu nedir işte?
Diyelim işte insan ilim tahsil ederse alimisine mazhar olur. Değil mi? Başkasına cömerti ederse, yedir içirirse kendisine mazhar olur. Yani affederse gafolesine mazhar olur. Değil mi? İlahir. Yani şeyiyle, gayretiyle kazanacağı esma tecellileri vardır. Burada insanların dereceleri arasında çok fark var. Üstadın sadece zerreden şemse kadar, atomdan güneşe kadar insanların dereceleri fark ediyor. Bu iman cihetiyle, bu ubudiyet cihetiyle, bu esma-i tecellinin bir devamlılığı ki kendi özel gayretleri sebebiyle insanlar çok farklı tarz ediyor. Bu paramızın sona geldik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Risale-i Nur, sorularla Risale'nin kullanılmanın farkını izleyerek bu haftaki kullanımız üçüncü sözümüz sorularıyla devam etti. Gelecek haftada yine üçüncü sözle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.